Amerika'nın sesini Washington stüdyolarından karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika ve Dünya'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Amerika gündemiyle başlıyoruz. Amerika öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'le mücadelesi hız kesmeden sürerken Amerika Merkez Komutanlığı bu mücadele kapsamında koalisyon saldırılarının başlangıcından bu yana Irak ve Suriye'de 188 sivilin yanlışlıkla öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamanın ayrıntılarını Dilge Timoçin aktaracak. Dilge, CENTCOM açıklamasında hangi noktalar öne çıkıyor? Mehtap, biliyorsun Ağustos 2014'ten bu yana devam eden bir operasyon var. İsmi Öz Kararlılık Operasyonu. 60 ülkenin katıldığı bir operasyon ve Amerikan liderliğinde Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele için sürdürülüyor bu operasyon. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı genelde bu operasyonlarla ilgili bilgi verir ve CENTCOM'dan gelen, Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen son açıklama, operasyon başladığından bu yana, yani yaklaşık 2,5 yılda tam 188 sivilin hayatını kaybettiği yönünde. Bu operasyonlar genelde hava saldırıları şeklinde gerçekleşiyor. Savaş uçakları ve insansız hava uçakları genelde bu saldırıları yapıyor ve bazen ne yazık ki sivillerin yaşadığı alanlar yanlış koordinatların verilmesi ya da hatalarla birlikte vurulabiliyor ve siviller hayatını kaybedebiliyor. İşte Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Öz Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü açıkladı bunu ve koalisyon saldırılarının başlangıcından bu yana 188 sivil yanlışlıkla öldürüldü dedi. Bu veriler genelde bazı raporlara dayanıyor ve yaklaşık 15 rapor var ellerinde şu anda ve 16 rapor ve 5 raporun güvenilirliği olduğunu söylüyorlar ve şu şekilde dağıtıyorlar bu sivil ölümleri. 6 Kasım'da son olarak Irak'ın Şehit Yunus Esap'ta, 26-29 Kasım'da Musul'da ve 21 Kasım'da Suriye'nin Selahiye kentinde son olarak yakın zamanda 15 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyorlar ve bu yüzden de çok üzücü ve büyük üzüntü duyuyoruz deniyor CENTCOM'dan yapılan açıklamada. Şimdi bu resmi rakam 2 senede 188 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyorlar ama tabii bazı bağımsız kuruluşlar da var bu acı bilançoyu takip eden ve Wars, Air Wars, yani hava savaşları denen grupta bu sivil ölümlerini yakından takip ediyor ve bu gruba göre rakam neredeyse 10 katı, hatta daha fazla. Son 2 yılda 2100 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor Hava Savaşları adlı grup. Son bir veri de söyleyelim. Amerika ve koalisyon ortakları 8 Ağustos 30 Aralık arasında 2014-2016 IŞİD'e yönelik tam 17.005 hava saldırısında bulundu. Bu saldırıların 10.738'i Irak topraklarına, 6.267'si de Suriye topraklarına gerçekleşti ve operasyonun maliyeti son 2 yılda 10 milyar doları aştı diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Mehtap. Amerika Merkez Komutanlığı'ndan yapılan bu açıklamanın ayrıntılarını aktardı Dilge Timoçin. Teşekkürler Dilge. Uluslararası Habercilik Projesi adlı kurumun müdürü Sante Ackerman, Amerika'nın sesine 2 yıl yaşadığı Türkiye'de gördüğü mültecilerin sorunlarını ve uluslararası topluma düşen sorumlulukları aktardı. Emre Elçi'nin sorularını yanıtlayan Ackerman, Türkiye'nin mültecilere karşı yeterince cömert davrandığını ve artık uluslararası toplumun da Türkiye'ye gereken desteği vermesi gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre Suriye ve Iraklı mülteciler Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında koz olarak kullanılıyor. İki tarafın anlaşamadığı konularda mülteci kartının ortaya çıktığını görüyoruz. Peki bu durumdan Türk halkı ve Türkiye'de yaşayan mülteciler nasıl etkileniyor? Erdoğan has been able to take advantage of... Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerde maalesef mülteci krizi her zaman bir kart olarak kullanıldı. Türkiye Avrupa Birliği'ni kapılarını açmakla tehdit ederken Avrupa ülkeleri de Türkiye üzerindeki baskısını azaltma ve bazı konularda sesini çıkarmama kararı aldı. Bu bence önemli bir konu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın mültecilere kucak açtığını söylediği andan itibaren Almanya'ya çok kısa bir süre içinde büyük rakamlarda mülteciye gidince Alman yöneticiler bununla başa çıkamayacaklarını anladı. Sonrasında Türkiye'den mültecileri durdurması için yardım istedi. Türkiye ile anlaşma yaparak Türkiye'den mültecileri durdurmasını istediler ve karşılığında ekonomik yardım sözü verdiler. Ancak Avrupa'nın bu kadar hızlı bir şekilde fikir ve plan değiştirmesi çok tehlikeli. Mültecileri Türkiye'de yardım vererek orada tutmak Türkiye'yi mülteci polisi haline getirir. Türkiye'de yaşayan mültecilerin karşılaştıkları en büyük sorunlar neler? Ackerman bu konudaki gözlemlerine dayanarak şu değerlendirmeyi yapıyor.
So I spent a lot of time with Syrian refugees while I was living in Turkey these past 2 years. And Fuller, uluslararası habercilik projesi kapsamında Türkiye'de çalıştığım 2 yıl boyunca birçok mülteci sorunuyla uğraştım. Çalıştığım projelerden biri Suriyeli mülteci gençlerin sorunlarının nasıl çözüldüğüydü. Sorunların üzerine gittiğimizde çocukların eğitim alma şansının çok az olduğunu gördük. Bu aslında o kadar da fazla göze batan bir şey değil. Çünkü büyük kentlerde yaşayan çok sayıda Suriyeli mülteciye rastlamıyorsunuz. Elbette sokaklarda yaşayan yok diyemeyiz ama sayıları göze batacak kadar çok değil. Bu ailelerin çoğu çok küçük dairelerde yaşıyor. Kazandıkları paranın çoğu da kiraya gidiyor. Yaşamlarını sürdürebilmeleri için de çocuklarının kazandığı paraya ihtiyaç duyuyorlar. Kentlerdeki küçük esnaflarda Suriyeli çocukların çok az bir para karşılığında çalıştığını gördüm. Bu çocuklar okula gidip eğitim alacaklarına az parayla çalışarak ailelerini geçindiriyor. Aslında ailelerin çoğu Suriye'yi çocuklarının hayatı tehlikeye girmesin ve eğitimleri yarıda kalmasın diye terk etmiş. Ancak çocuklar eğitimlerine devam edemiyor. Uzmanlar ve yardım kuruluşları uzun bir süredir eğitim alamayan Suriyeli ve Iraklı mülteci gençlerin Lost Generation yani kayıp bir nesil oluşturacağı uyarısında bulunuyor. Bu kadar çok gencin eğitim alamadığını ve büyük bir olasılıkla Türkiye'de yaşamaya devam edeceğini düşünürsek bu durum ileride Türk halkına ve ekonomisine büyük bir yük olacaktır. Ackerman, yetkililerin bu durumun farkında olduğunu ancak aldıkları önlemlerin bu kadar büyük sayıdaki göçmene yetmediğini söylüyor. I think the government is taking action on this issue. I think there's Türk hükümeti bu konuda önlem alıyor. Suriyeli göçmenlerin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalışıyor. Türkiye zaten bu cömert davranışını daha krizin ilk zamanlarında kapılarını mültecilere açarak gösterdi. Mülteci kamplarını kurarken ve mültecilere yardım ederken Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerden yardım bile talep etmedi. Ancak belki de hata burada başladı. Savaşın uzun sürmesi yüzünden mülteciler gelmeye devam edince Türkiye bir süre sonra bu sorunla başa çıkamamaya başladı. İlk yıllarında Türk hükümeti uluslararası kuruluşların kamp kurma önerilerine sıcak bakmadı. Sonradan mülteci akınının devam etmesi ve sorunların artması üzerine Türkiye yardım istemeye başladı. Şimdi Türkiye ne yapması gerektiğiyle ilgili bir plana sahip. Her çocuğun eğitim alması için yasalar çıkarıldı ve eğitim merkezleri kuruldu. Elbette bu planda doldurulması gereken boşluklar var. Ancak önemli olan Türkiye'nin bu konudaki gayretinin devam etmesi. Peki Suriyeli gençlerin sorunları bu kadar ortadayken ve bu durum Türkiye dahil bütün dünya ülkeleri için bir tehdit oluştururken soruna çözüm bulmak için kim üzerine düşeni yapmıyor? Ackerman, mültecilere kapılarını açan ülkelerdeki gençlerin İleride radikal örgütlerin veya mafyaların tuzağına düşerek Avrupa ülkeleri, Rusya ve hatta Amerika için büyük bir tehdit oluşturabileceğinin altını çiziyor. Türkiye yoksul bir ülke değil, dünyada en güçlü 17. ekonomiye sahip. Bu nedenle uluslararası yardım kuruluşlarından ekonomik yardım almıyor. Ancak Suriye sorununun bu kadar uzun sürmesi ve mülteci krizi sonrası Türkiye farklı bir konumda. Bu sorunların üzerinden gelmesi için de yardıma ihtiyacı var. Bu durumda kime daha çok sorumluluk düştüğünü söylemek gerekirse, bence uluslararası toplumun daha çok sorumluluk alması gerekiyor. Dünya ülkeleri her çocuğun okula gitme hakkı olduğunu kabul eden uluslararası anlaşmalara imza attı. Bu da onları daha sorumlu kılar. Ancak Türkiye nasıl yardım alacağı ve yardımın nasıl kullanılacağı hakkında bir sisteme sahip değil. Mesela düşük gelirli ülkeler, uluslararası yardım kuruluşları ile iyi çalışan bir yardım ağına sahip. Eğitim için bir plan çıkarıp her çocuğun ne kadar masrafı olduğunu hesapladıktan sonra ihtiyaçları olan miktarı yardım kuruluşlarından istiyorlar. Türkiye'nin de uluslararası topluma bu sorumluluğu paylaşmayı önermesi gerekir. Amerika'da yeni başkan seçilen Donald Trump, seçim süresi boyunca Müslüman toplumunu eleştiren söylemlerde bulundu ve Müslümanların Amerika'ya girişlerinin yasaklanması gerektiğini savundu. Ackerman'a göre Trump'ın seçim vaadini yerine getirmesi imkansız. The difficult thing is that we really don't know what Trump will do as far as Trump'ın tutumunun ne olacağını önceden kestirmek güç. Trump seçim boyunca birçok konuda birçok çelişkili ve kırıcı söylemlerde bulunsa da seçimi kazandıktan kısa bir süre içinde bu söylemlerinden geri adım attı. Bu nedenle bu konudaki tutumunun ne olacağını bilmiyoruz. Ancak Amerikalı Müslümanlar hakkında söyledikleri ülkenin temel değerlerine zarar verdi. Kampanya süresince söyledikleri bazı insanları yanlış yönde motive ve teşvik etti. Ancak karşısında sayıları hiç de az olmayan aktivistler var. Bu insanlar yayılmaya başlayan gericiliğe karşı her türlü adımı atmaya çalışıyor. Aktivistler seslerini yeterince yükseltecektir. Ackerman'a göre savaştan veya şiddetten kaçan mülteciler
sığındıkları ülkelerden en kısa zamanda geri döneceklerini düşünseler de dünya genelinde sığınmacılar bu ülkelerde ortalama 17 yıl geçiriyor. Bu nedenle daha uzun bir süre Türkiye'de büyüyecek ve yaşayacak olan gençlerin bir an önce eğitim almaları ve ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanmalı. Bunun için de bütün dünyanın yardım konusunda sorumluluk alması gerekiyor. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington. Rusya'nın siber saldırıları ve Amerika'nın buna yanıtı üzerinde yaşanan ihtilaf yeni yılda da devam ederken bu konunun Obama yönetiminin son günleri ve Trump'ın başkanlığının ilk zamanlarında da ciddi bir sorun teşkil etmeyi sürdürmesi bekleniyor. Başkan Barack Obama'nın kararı doğrultusunda istenmeyen adam ilan edilen Rus diplomatlar konutlarını terk edip Amerika'dan ayrılırken Obama'nın bu hareketinin gerekçesi sorgulandı. Hem de 20 Ocak'ta onun yerine geçecek kişi tarafından. Bilgisayar korsanlığı konusunu iyi bilirim. Siber saldırı kanıtlanması çok zor bir şey. Dolayısıyla bunu yapan başka biri de olabilir. Ayrıca başkalarının bilmediği şeyleri biliyorum ve o nedenle de durumdan emin olamazlar. Eğer başkan olarak herhangi bir inandırıcılığı olacaksa bu şekilde konuşmaya son vermeli. Son günlerde her iki partiden önde gelen kongre üyeleri Rusya'nın siber faaliyetlerini kınayarak Moskova'ya karşı daha da sert cezaların uygulanması için haklı nedenler bulunduğunu söylediler. This is the overwhelming judgment of the intelligence community. İstihbarat camiasının da ve açıkçası ister demokrat ister cumhuriyetçi olsun kongredeki istihbarat komisyonlarının tüm üyelerinin de değerlendirmesi bu yönde. Hiçbirimizin kafasında bu konuda bir soru işareti yok. Öyle görünüyor ki soru işareti olan tek kişi Donald Trump. Ancak başkan seçilen Donald Trump'a yakın isimler Trump'ın sadece Obama yönetiminin topladığı deliller hakkında tam olarak bilgilendirilene kadar kesin hükümde bulunma hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor. Ayrıca siber saldırıları tırmandıran tek ülkenin Rusya olmadığına dikkat çekiyorlar. 2015 yılında Çin 1 milyonun üzerinde kişinin kaydını ele geçirdi. Bunlar hassas verilerdi. Geçmişte herhangi bir zamanda devlette çalışmış olan benim gibi insanların güvenlik soruşturmalarıydı. Beyaz Saray'dan açıklama bile yapılmadı. Kamuya açık hiçbir adım atılmadı, hiçbir şey. Nothing. Kongre üyelerine göre Amerikan devletine ait istihdam verilerini ele geçirmek ile bir seçim döneminde hassas yazışmaları kamuoyuna sızdırmak arasında fark var. Here's what's different about what Russia did. Rusya'nın yaptığının farkı şu, sadece veri çalmakla kalmadılar, bunu silah olarak kullandılar. Bir seçim döneminde bu seçimin sonuçlarını etkileme ve Amerika içerisinde itilaf tohumları ekmeye dönük özel bir niyetle yaptılar bunu. Çin bugüne kadar böyle bir şey yapmadı. Он был непростым. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika'ya karşı herhangi bir misilleme adımı atmadı ve bu hareketiyle Trump'tan övgü aldı. Ümit ederim ki birçok ülkeyle harika ilişkilere sahip olacağız. Buna Rusya, Çin de dahil. Şu anda görünen o ki Donald Trump başkan olarak görevine başladığında yabancı bir devlet başkanıyla Beyaz Saray'da yerine geçeceği isimden daha iyi anlaşabilir. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Bu haberle Washington'dan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün sonuna geliyoruz. İnternet adresimiz amerikaninsesi.com. Yarın yine bu ekranda buluşmak üzere. Mutlu akşamlar.